Evet arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bizler için zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bugün çok kıymetli Mustafa Erkan Bey, Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcımız aramızda. Yüksek Öğretim Eylem Planı ile alakalı sizlere bir briefing verecek. Bölge bölge dolaşıyorlar. Bugün de Kırklareli'ne başlayan bir süreçle Kırklareli, Edirne, şimdi Tekirdağ'dayız. Hem sizlerin huzurunuzda kendisine de teşekkür edeyim. Hoş geldiniz diliyorum. Ben sözü kendisine bırakayım. İşini eline bırakalım. Ondan sonra eğer kendisine sorularınız varsa kendisi memnuniyetle cevaplanacağını umuyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz parti olarak eğitimi ana gündem yapmaya çalışıyoruz. Ana gündemimiz olmasını istiyoruz. Çünkü eğitim özellikle genç nüfusu olan bir ülkede en önemli araç. Hem bireysel kalkınmanın hem toplumsal kalkınmanın en önemli ham maddesi. Yeni nesil, yeni dünya gençlik üzerine kurulan, nüfus üzerine kurulan bir dünya. Artık girişimci, temelli, teknoloji temelli hepimiz dünyanın içindeyiz. Hızla ilerliyor bu dünya. Benim yaşımdaki insanlar Türkiye'nin en değerli şirketlerini kurdular 5-10 senede. Benim yaşımdaki insanlar milyar dolarlara oyun şirketleri sattılar. Ve o şirketlerden ayrılanlar şu anda belki 80 tane, 100 tane farklı şirket kurarak ilerliyorlar. Nüfusu genç olan bir toplumuz. Almanya gibi yaşlı değiliz, Japonya gibi yaşlı değiliz. Yeni dünyanın ham maddesi de genç nüfus. Eskisi gibi petrol değil, altın değil. Bu genç nüfusu doğru bir eğitim sistemiyle bir araya getirebilirsek toplum olarak da bu yeni dünyanın bir parçası olacağız. Ve biz buna üniversitelerden başlamak istedik. Çünkü üniversiteler aslında toplumsal kalkınmanın dinamosu. Şu anda bilinmeyenlere doğru ilerleyen bir sürecin içindeyiz. Öğrenciler birinci sınıfta meslek seçiyorlar ama dördüncü sınıfa geldiklerinde o mesleğin ortadan kalkacağını görebiliyorlar. Çünkü otomasyonun, teknolojinin getirdiği meslekleri ortadan kaldıran, yeni bir meslek çıkaran bir süreç var. Bu süreç bilinmeyenlerle dolu bir süreç. Şimdi bu sürece biz bütün yüksek öğretimimizi tek elden, tek noktadan planlayarak ilerleyemeyiz. Çünkü ne olacağını da bilmiyoruz. Şu anda maalesef Yüksek Öğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden aslında bütün üniversiteler aslında tek rektörlük gibi çalışıyor. Serbestiyetleri çok az. Bu noktada biz daha merkeziyetçilikten uzak bir özelliği tesis etmek istiyoruz. Onun için de Yüksek Öğretim Kurulu'nun kaldırılması ve akabinde gelişecek mekanizmalar için 50 maddede bir öneri seti hazırladık. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem dokümanının da bir parçası olarak Yüksek Öğretim Kurulu'nun kaldırılması var. O akabinde olacaklar için de biz zaten altılı masada bunun bir başlangıç doküman olarak kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Elbette bu bir kesin bir doküman değil ama geliştirilecek, ilerletilecek bir doküman. Eğitimde çünkü bir numarada eksiğimiz mutabakatın olmaması. Şu anda her öğrenci girdiği eğitim sisteminden farklı bir şekilde mezun oluyor. Bu hükümetler değişiyor, eğitim sistemi değişiyor, hükümet aynı kalıyor, bakanlar değişiyor, eğitim sistemi değişiyor. Bu yalnızca öğrencileri etkilemiyor, velileri etkiliyor, bütün toplumu etkiliyor. Akabinde bunların da ceremesini bizler çekiyoruz. Yani eğitim sisteminde en ufak kalem oynatmanın getirisi veya götürüsünü 10 sene sonra anlayabiliyorsunuz. 10 sene geçtikten sonra da geri dönüp hangi bakan vardı, hangi başbakan vardı diye sorgulamıyoruz. İçişleri Bakanı olsanız bizi bir gün sonra anlarsınız bunun iyi mi kötü olduğunu. Tarım Bakanı olsanız 6 ay sonra anlarsınız. Turizm Bakanı olsanız 8 ay sonra anlarsınız. Ama eğitim noktasında 10 senelik bir şeyle karşı karşıyayız. Bunun için de hem mutabakat aramamız gerekiyor hem de güveni tesis etmemiz gerekiyor ki ileriye dönük bir planlama yapalım. Yani biz gençleri niye eğiteceğiz? Onlardan ne bekliyoruz? Kendilerine nasıl katkı versinler? Sonra da topluma ve ülkeye nasıl katkı versinler? En azından 3 cümleyle, 4 cümleyle bu mutabakatı bütün paydaşlarla aramamız gerektiğini düşünüyoruz.
Bizim bir numaralı şeyimiz eğitimde mutabakatı aramak. İkincisi de hızlı koşanın daha hızlı koşabileceği bir sistemi yaşatmak istiyoruz. Yani bu üniversiteler, 200 tane üniversitemiz var. Maalesef şu andaki sistem her üniversiteyi asgari müştereklerde eşitliyor. Yani en kötü üniversiteyi düşünerek en iyi üniversitede cezalandırılıyor. Halbuki bizim iyi üniversitelerimiz var, iyi akademisyenlerimiz var, işte oraya giden iyi öğrencilerimiz var. Bunların serbest kalması ve dünya ölçeğinde, dünya sıralamalarında ileriye gitmesi gerekiyor ki toplumun ve bütün ülkenin marka değerini arttırsınlar. Maalesef hepsini aşağı doğru çeken bir sürecin içindeyiz. Gittikçe de sıralamalarda aşağı iniyoruz. 200'lerde başladık, şimdi 500'lere, 1000'lere doğru gidiyoruz. Bu toplumsal olarak da marka değerimizi düşürüyor. Her birimizin CV'sinin değerini düşürüyor. Ve ne Türkiye'de ne yurt dışında iş yapma şansımız azalıyor. Bunun için hızlı koşanın daha hızlı koşacağı bir sistemin yaşanması gerekiyor. Ve kalite kontrolünde devlet eliyle ölçülmesi gerekiyor. Biz bunu 50 maddede anlatmaya çalıştık. Bu 50 madde bir mekanizmaları içeren, bu sürecin nasıl olacağını ilerleten, hangi kurum ve kuruluşların olması gerektiğini gösteren bir 50 madde. Bununla beraber eğitim eylem planımız da Eylül ayında açıklanacak. O da 3 yaştan başlayıp 18 yaşa kadar olan süreci tasarlayan, daha çok ilk öğretim odaklı bir eğitim eylem planı. Her ne kadar 2 tane eylem planı olsa da bizim bütün eylem planlarımızda şu anda 11 tane açıklandı. Her birisinde bir eğitim maddesi var. Yani tarım eylem planında var, ekonomi eylem planında sayfalar var, sağlık eylem planında var, işte dijital dönüşümde var. Yani eğitim her noktayı yatay kesen bir konu. Onun için de bizim için ana gündemimiz, onun için bir beka meselesi, onun için bir milli güvenlik sorunu aslında. Her şekilde eğitimin bir şekilde reforme edilmesi gerekiyor. Üniversitelerde şu anda kendini bütün dünyada reform etmeye çalışıyor. Üniversiteler biliyorsunuz ilk kırılımı 250 yıl önce yaşadı. Yani 250 yıl öncesinde üniversite dediğimiz olay aslında bizim medreselerin devamı şeklindeydi. Yani devlet adamı yetiştiren, muallim yetiştiren, işte avukat yetiştiren, yargıç yetiştiren, edebiyatçı yetiştiren yerlerdi. Daha çok geçmiş bilgileri alıp onu öğrencilere veren yerlerdi. Ama buhar makinesinin bulunması, elektriğin bulunmasıyla birden bilinmeyenlerin peşinde gitmeye başladılar. Yani bu bilinmeyenlerin getirisinin çok fazla olduğunu gördüler. Birden işte buhar makinesi yepyeni bir ekonomik alan açtı. Birden dinamit başka bir yere açtı. Yani sonuçta elektrik farklı bir yere götürdü. Bu sefer üniversiteler kendini şu andaki günümüzün modern üniversiteleri haline getirdiler. Bilinmeyeni keşfeden, onun için istihdam yaratan yerler olmaya başladı. Şu anda da yine kırılım içinde. Çünkü dünya o kadar hızlı değişiyor ki üniversitelerin bunlara bir adaptasyon sürecini tekrar tasarlaması gerekiyor. İşler değişiyor, işler ortadan kalkıyor, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bunun için de üniversiteler artık kendilerini hayat boyu eğitim veren yerler olarak tasarlıyorlar. Yani eskisi gibi bir üniversite diploması alıp işte mezunlar günde arada bir gideceğiniz yer değil, sürekli ziyaret edilecek, sürekli mesleğinizde yenilenmek için, yeni meslek edinmek için yaşlar ilerledikçe ziyaret edilecek aslında bir kulüp, bir ekosistem haline gelmeye başlıyorlar. Ve biz de bunu üniversitelerinde tesis etmek istiyoruz. Ve sürekli bir eğitim sürecine herkesin da dahil olması için yapılanmanın, beraberindeki o esnek yapılanmanın da gelmesi gerekiyor. Yüksek öğretimin tercihi yıllar içinde sürekli artıyor. Yani şimdi 1985 yılında 20 milyon kişi bütün dünyada yüksek öğretimin bir parçasıysa şu anda 220 milyonu geçmiş durumda. Yani öyle bir istek var ve bu istek özellikle bizim gibi genç nüfusu olan ülkelerde daha fazla. Şimdi bunu eğer toplumsal kalkınma projenizin bir parçası olarak genç nüfusu almazsanız o zaman biz buna zamanı nasıl daha uzatalım ki artık istihdama noktasına oyalayalım mı getirirsiniz. Günümüzde de maalesef bu oluyor. Çocuklar artık yani mezun oluyorlar, diplomalarıyla işsiz kalıyorlar. Ve ister istemez de sorguluyorlar. Yani sonuçta üniversiteye gittim, işsizim. İşte öğretmenlik okudum, işsizim. Yani sonuçta bunların hepsi plansızlık. Bunların hepsi diplomayla istihdamın korelasyonunun kurulmamasının getirdiği hususlar ve kalkınmanın bir
parçası olarak düşünülmemiş. Yani kalkınma daha çok hani beşeri sermayeye değil diğer noktalara doğru yöneldiği için bir kalkınmanın unsuru olarak düşünülmemesinden kaynaklanan bir sürecin bir parçasıyız. Biz yeni toplumun, yani yeni ekonominin, teknoloji temelli, inovasyon temelli, girişimcilik temelli ekonominin ham maddesi olarak biraz önce söylediğim gibi gençliği görüyoruz. Bizleri de genç nüfusu olan yüksek bir ülkeyiz. Bu noktada bu planlamayı yapmazsak her sene bu kişiler yaşlanmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş yaşlanan bir toplumun bir parçası olacağız. Onun için de elimizden geldiğince fırsat penceresini kullanmanın gerektiğini üzerine basa basa söylemek istiyoruz. Ben kısaca sözlerimi böyle sonlandırmak istiyorum. Sorularınız da varsa onları cevaplamak isterim. Olay Aktif Gazetesi'nden Serap Çakır ben. Deva Partisi olası erken seçimde seçime hazır mı? Belki en hazır parti, çünkü yani şu kitapçıklardan başka parti görmedik biz. Bu kitapçıklar içinde, bunda 50 tane madde var. Ekonomide belki 150 tane madde var. Yani bunlar velev ki bir iktidar şansı elimize geçerse tek tek yapacaklarımızı anlatıyor. Çünkü iktidar olduğunuz zaman artık saat çalışmaya başlıyor. Orada düşünme şansınız yok, orada tasarlama şansınız yok. İkincisi, bu işi tek eğitimle, bu işi tek ekonomiyle, bu işi tek işte sağlıkla yapacağınız bir şey de değil. Topyekun bunu düşünmeniz lazım. Onun için biraz önce bahsetmeye çalıştım. Eğitim hepsinde var. Sağlık burada da var, ekonomi orada da var. Yani topyekun bunu yapacaksınız. Fikri olarak ve eylem açısından hazırlıklı bir partiyiz. Fiziksel olarak da, yani sonuçta saha çalışmaları olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda genel başkanımız Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize şey yapıyor. Ben bu bölgede, benim gibi diğer genel başkan yardımcıları diğer bölgelerde. Bunlar genel merkez. İllerimiz zaten arı gibi çalışıyor. Bütün illerde örgütlendik. Artex'i bir olabilir bilmiyorum. %70'e yakın ilçelerde de örgütlendik. Erken seçim oldu mu bu sene? Ya şöyle bir değerlendirme de gördüm, okudum, benim değerlendirmem değil. Yani gelecek sene Mayıs ayında bir erken seçim düşünülüyorsa neden muhalefet partileri buna evet desin? Hani iki ay daha bekler, zamanında yapar diye bir değerlendirme okudum. Hani bir anket firmasının sahibinden. Hani de çok mantıklı geliyor yani. Teşekkür ederiz. Altılı Masa acaba ne zaman adayını açıklar sizce? Bir öngörünüz var mı? Çok merak ediyorum. Etik politikaları başkanı olarak. En doğru zamanda açıklayacağını düşünüyorum ben. Ben o zaman eğitimden sorayım. Dünyadaki 5 üniversitelerin içinde neredeyse Türk üniversiteleri yok. Bu da beyin göçünü şey yapıyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? İşte bunun en büyük çözümü hızlı koşunun serbest bırakılmasıyla olur. Yani bizim Türkiye'deki üniversitelerin akademisyen olarak, öğrenci olarak çok kaliteli üniversitelerimiz var. Ama asgari müştereklerde sistem eşitliyor. Yani en yeni üniversiteyi düşünerek en iyi üniversiteye serbest bırakmıyor. Birincisi bu serbestliği sağlamak lazım. İdari, mali, özel serbestliği sağlamak lazım. İkincisi, eğer ilk yüze girmek istiyorsak ilk yüzdeki muadillerinin bütçesine bakmak lazım. Yani bizim 100. sıradaki üniversitenin Amerika'da işte Florida Üniversitesi mesela bütçesi 3 milyar dolar. Bizim bir numaralı üniversitemizin bütçesi 30 milyon dolar bile değil. Yani siz eğer kalkınmayı, teknoloji temelli bir kalkınma düşünüyorsanız devlet bütçesini de ona göre ayırmanız gerekiyor. Bizim isteğimiz bu. Yani devletin bütçesinden üniversitelerin, araştırma fonlarının alacağı rakamın artması gerekiyor. Ve bu da beraberinde yeni sanayi de beraberinde getirmesi gerekiyor. Yani şu anda mesela biraz önce örnek verdim. O dijital oyun sektörü. Bir tane şirketle başladı bu. Şu anda her o şirketten ayrılan belki 5 milyon dolara yatırım alıyor, belki 10 milyon dolara yatırım alıyor. Ya da şirketini 400 milyon dolara satıyor, 200 milyon dolara satıyor. Orada bir şeyler oluyor. Yani
bir şeyler, bir ekosistem yeşeriyor. Şimdi hızlı bir şekilde üniversitelerin orada müfredat olarak hazır olması lazım. Hızlı bir şekilde oraya işte istihdam olarak hazır olması lazım. Devletin ona göre teşvikini vermesi lazım. Yani böyle bir hızlı bir, çevik bir mekanizmin tesisi gerekiyor ki onu yeşertelim. Başka bir ülke bunu sahiplenemez. Ben Amerika'da 10 yıl kaldım Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nin tarihiyle ilgili bir kitap da yazdım. O da aynı şekilde. Yani orada da bir transistör ortaya çıkıyor. Transistörle bir şirket, şirketin etrafında ayrılanlar şirket kuruyor. Birden sistem sağına yatırım, soluna yatırım derken orası şekilleniyor. Yani bu fırsatların kaçmaması gerekiyor. Şimdi bu da beraberinde otomatikman kaliteli üniversiteyi de beraberinde getirecektir. Yani üniversitedeki araştırmanın değerinin olması, bunun orta kısa vadelerde kullanılması, öğrencisinin işte daha iyi yerlere gidebilmesi gibi ve beraberinde 200 çok daha rahat bir şekilde gelecek. Şu anda maalesef öğrenci sayısını üniversiteler karar veremiyor. Yani 200'e girememenin en büyük şartlarından birisi öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı. Şimdi siz öğrenci sayısını gittikçe arttırırsanız otomatikman sıralamalarda aşağı düşüyorsunuz. MIT'nin öğrenci sayısı 6.000. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 40.000. Neden bizim 2 tane, 3 tane üniversitemizde böyle bir ayrıcalık olmasın? Ama sistem hepsine eşit bakıyor şu anda. Biz işte daha hızlı koşan üniversitelerin önün açılması ve onların bütün toplumun marka değerini arttırmasını istiyoruz. Sanayi ile eğitim arasında büyük uçurumlar var. Sizinle bir konuşmanız var mı? Evet. Üniversite birleşimi. Kesinlikle. Yani şu anda sanayi ve bunun bir iki taraflı sebebi var. Birincisi yerleşik sanayimiz yabancı ortaklıklardan dolayı Ar-Ge ihtiyacını yabancı ortaklardan ediniyor. Üniversite hiçbir zaman ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duyan sermaye ise, ihtiyaç duyan sanayi ise üniversiteyi tatmin etmiyor. Çünkü bu sefer üniversitede popüler konular üzerinde, yani gelişmiş ülkelerin konuları üzerinde çalışmaya çalışıyor. Ama işte böyle yerler var. Yani işte dijital oyun sektörü olabilir, işte şu anda elektrikli araç yapılıyor, işte 5. nesil haberleşme nüveleri oluşmaya başlıyor. Bunlar gerçekten Ar-Ge'ye ihtiyaç duyan, işte Getir gibi, işte diğer gibi firmalar ortaya çıkıyor. Ar-Ge'ye ihtiyaç duyan yerler. Yani bunlar en ufak bir katkı onları diğer rakiplerini, uluslararası rakiplerini öne çıkaracak hususta. O noktalarda üniversite sanayi işbirliğinin test edilmesini istiyoruz. Yani zaten bu 50 maddenin yarısından çoğu bunun üzerine. Şimdi ülkemizdeki bu konularda bizim mesela eğitimlerde dallandırma yok. Aslına ararsanız işsizliği yok etmek için belki de her şeyde bir üniversite kurduk ama eğitim kalitemizi sıfırladık. Bu bir gerçek. Sizin söylediğinizde ben siz diğer noktadan çok eğitime düşeceksiniz herhalde iktidar olduklarınız. Gidişat böyle gözüküyor. Şimdi bu ara elemanlarımız var bir de bizim meslek okullarımız ama hiç kıymetini bilmediğimiz bir okullarımız var bizim. Onlara ayırdığımız kadrolar da yok, içiler de yok. Şimdi olsun bu yani her ne kadar çok iyi istesek de yalan. Sizin bu konuda yani projeleriniz var. Ya burada... O ara elemanları şeyim, evet. Sanayide kullanabileceğiz çünkü evet. Elemanları hem şeylerde. Yalnız onlarla ilgili yasa yapılırken, iş konuları hazırlanırken yasaların da beraber çıkması lazım. Bir takım kademelerde onların çalışma zorunluluğu bitirilmesi lazım. Kesinlikle. Bu konu olarak da bize eksiz bir şey olarak bana göre. Evet. Bu konuda ne dersiniz? Şöyle biz lise eğitimini aslında yüksek öğretim bir parçası olarak düşünmek istiyoruz. Yani liseye geldiği zaman bu çocuk meslek nosyonunun edilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Bir numaralı neden artık bilgi çoğaldı. Bilgi erken yaşlarda edinilmeye başladı. İnsanlar daha erken yaşta olgunlaşmaya başladı. İkincisi de eskiden meslek liseleri çok pahalı bir yatırım. Yani sonuçta bakarsanız onun için belli yerlere meslek liseleri kurulup ilerleniyordu. Ama teknoloji bunu maliyeti düşürür hale geldi. Yani biz her lise öğrencisinin seçmeli meslek dersleriyle beraber kendi ajandasını kurması gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle yerler var ki, ben mesela Hakkari'ye gittim, onu hatırlıyorum. Lise öğrencisi, lise mezunu, işsiz. Üniversite mezunu, üniversite okumuş, işsiz. O bölgenin ekonomisiyle ilgili meslek dersi alsa, otomatikman o sistemin parçası olacak. Trabzon'daki Trabzon'la ilgili, işte Bursa'daki Bursa'yla ilgili, Akdeniz'deki turizmle ilgili belki. Yani seçmeli meslek derslerinin arttırılması gerekiyor. Ve her öğrencinin aslında üniversite öncesinde
bir meslek dostuna edinirse üniversiteyi de o zaman daha üniversite eğitimi almak isteyenler tercih edecektir. Bunu erken yaşta yani lisede göstermemiz gerekiyor. Bunu göstermediğimiz zaman üniversitede birikiyor. O çalışma bizde eksik ama zaten. Şimdi şu anda ülkede o çalışma eksik. Evet, maalesef. Yani işte yani gerçek anlamda mesela bir stüdyo ve bir fermantasyon fakültesi istiyoruz. Türkiye'de yok. 4 yılı, 2 yılı var da. Şimdi onu bizim çoğusla fermantasyon mayalanma her yerde var. Ayranda var, yoğurtta var, bilmem ne var, sütte var, ekmekte bile var. Bunda ara eğitim elemanı yetişmiş olsa okulmadı. Zaten hiç bulunan imkanı olacak çıkacak kesinlikle ama biz bunların altyapılarını hiçbirini hazırlamadık. Sizin yani bu politikalar için bu altyapıları çalışmanız lazım yüksek öğrenime gelene kadar. O kadar önemli değil. Şu ekonomi eylem planında bizim meslek eğitimi şeyi var, eylem planında. Yani bir 10 tane madde var bununla ilgili, beceri edindirme noktasında. Eşit olması lazım, haklısın.